Sayın Başkan. İstanbul'da hiç anket yaptırdınız mı hem parti olarak hem belediye olarak? Ha biz sürekli. Nedir bize Şöyle, bir şey var biliyorsun, mı? Şöyle en Ak, son tarihini. AK Parti'nin en temel şeylerinden bir tanesi biz siyaseti masa başında yapmayız. Ya yani biz siyaseti bütün argümanlarıyla bütün siyaseti bütün kendi içerisindeki sokağın nabzına göre yaparız. Ve şu anda e, yapılan en son çok büyük bir anket yapıldı. Yani 90 küsür bin örneklem üzerinde çok farklı firmalıklar çapraz olarak yapıldı. Şu anda ilk defa ki ben e, biliyorsunuz ben araştırmacıyım. E, bu sektörün içine gelmiş birisiyim. E, araştırmaları da çok iyi bilen ve işi takip edenlerden bir tanesiyim. Ben ilk defa Büyükşehir Belediyesi'nin ilçe Belediyelerinin altında kaldığını gördüm. İlk defa bu Şimdi ilk defa dakika. gördüm. İBB'nin yani İBB oyları İBB, şunu söylüyorum. Ee, İBB başarı puanı ve oyları ilçeler kendi partisine göre söylüyorum ben. E, altında kalıyor İlçe belediyeleri. İlçe belediyelerin altında, altında kalıyor. kalıyor. Bunu o ilk, ilk 2000, defa gördüm. 2019 seçimlerine tam tersi bir bu, durum vardı herhalde değil mi? İlçeler tabii tabii tabi, aynı. Tam tersi. İlçeler gerideydi. İlçe belediyeleri büyükşehir önünde. Büyükşehir önünde. Şimdi tam tersi bir tablo Tam oldu? tersi bir tablo var bütün başarının altında kalıyor. İlk defa oluyor bu. Peki oran verir misiniz? İlk efendim? yok oran vermeyin. İlk ee, ilk defa oluyor. Büyükşehir Belediyesi'nde AK Parti'nin oyu şu anda Millet İttifakı'ndan daha fazla. Daha fazla. AK Parti'nin mi, Cumhurun mu? AK Parti'nin de Cumhurun da. Ya yani ittifak olarak bakarsanız İttifak olarak Cumhur İttifakı varsa, bu, bu, parti olarak bakarsanız AK Parti'nin oyu fazla. Bu, bu anketi mesela Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili mi sordunuz? yerel Her şey. Mi? Bugün şimdi şu seçimi Bey, olsa biz, e, Ortalama her ay sistematik olarak partimiz zaten toplum nabzını ölçer, belediyelere ölçer, takip eder, analizler yapar. Öyle biz kolay değil. Yani biz yüzde elli oy aldığımızda yüzde elli niye bize oy vermiyor diye bunu sorgularız. Yani siz de biz yakından takip eden gazetecilersiniz yani. Peki ve, bir önceki seçimde neden yüzde vermediğini de yanıtını her şey, mu? Her şey. Hayır biz buldunuz de, mu? Tabii tabii. Her neden şey, vermemiş efendim? Her, şeyi tartışır, neden her şey tartışılır. Her şey kendi içerisinde tartışılır. Ya o neden kendi içimizde konuşacağımız konular yani e, medyada söyleyecek şeyler değil ki. Kendi içerisinde part, AK Parti her şeyde durum analizi yapıp önler rotasını çizer ve yoluna yürür. Ama şununla da gördüğüm şey şu, Büyükşehir Belediyesi'nin hem toplumdaki siyasal karşılık olarak hem performans karşılığı olarak sürekli bir geri gidişi var. Ve bu geri gidiş daha da devam edecek. Bakın nasıl devam edecek? Galiba süremiz bitmek üzere. Az kaldı. Bakın bu geri gidiş nasıl devam edecek? Buyurun. Yıl 2017, İstanbul dünyada 6. sırada. Şöyle biraz daha kameraya doğru tutarsanız. Hangi Hah. konuda? Trafik, trafik yoğunluğunda. Evet. Yıl 2020 2021. Bu tablo da yeni yayınlandı. Evet. İstanbul trafik yoğunluğunda birinci sırada. Ama İmamoğlu yönetiminde diyor ki bu 25 yılın etkisi diyor. Yapmayın. Yapmayın. Tabii ne diyecek? Ben mi yaptım diyecek Gürkan Bey. Ama yani bir üç, bu bahane buçuk günlerde, bulacak. Peki ben, ben size bir soru soruyorum. İstanbul'da bir günde kaç araç trafiğe çıkıyor? 400 mü? 1248 araç. Ortalama 2022 ortalamasını söylüyorum. Her gün 1248? Her gün ortalamayı söylüyorum. Ortalama rakam olarak 1248 araç trafiğe çıkıyor. Kaç araç ayrılıyor trafikten? Karşılamıyor onu. Tamam ama kaç? Tamam onu bilmiyorum. Ama Peki. şeyi karşılamıyor. Ama yani, o kadar e, Gelen mı? kadar ayrılan yok. Mümkün değil. 1248 aracın trafiğe çıktığı bu kentte siz şunu yapmazsanız her gün yeni bir yatırım yapmazsanız başaramazsınız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı başkanlığı öyle bir sistem yaptı ki Ceket'i düğmesini ilk yanlış ilikledi. Ne yaptı? Geli gelmez kamulaştırma bütçelerini iptal etti. İstanbul Büyükşehir'de siz İstanbul'da kent yöneteceksiniz ve kamulaştırma bütçesini iptal edeceksiniz. Böyle bir şey olabilir mi? Niye? Biz boş bir tarlada şeycilik yapmıyoruz ki kadim bir şehir, eski bir şehir. Yol açacaksınız. Peki yol açmak için ne yapacaksınız? Ne yapmanız lazım? Kamulaştırma yapacaksınız. Değil mi? Bir tane Allah aşkına İstanbul'da yaşıyorsunuz. Şu dört yılda açılmış bir tane bulvar gördünüz mü? Bir tane ana yol gördünüz mü? Her gün yeni bir yol yapmazsanız, her gün taşı taşın üstüne koymazsanız, her gün yeni bir model geliştirmezseniz bunu başaramazsınız. Bakın bir başka şey. 2018 yılında Gürkan Bey İstanbul'daki evet. 30.3 kilometre hız ortalama hız. 2021 24 kilometre. Ne hız o? Araç hızı. E, trafikten dolayı araçlar yavaş. Evet buyur. 30 kilometreden 24 kilometreye düşmüşüz hızda. Başka devam edeyim. İstanbul'un bir trafik sorunu vardı. Tekrar bir trafik sorunu da devam ediyor. Artarak devam edecek. Aa, anlıyorum. Bu e, nüfus arttı yalnız sorun, Sizin bu sorun. Bu işte Onu söylemeye çalışıyorum. Nüfus arttıysa tedbir alacaksınız. Niçin siz orada? Nüfus arttıysa, araç arttıysa siz bir simülasyon yapacaktınız. Mesela siz Tedbirinizi ne? Alacaksınız. Siz, mesela siz ne yapar? Ne yapılmadı? Siz ne yapardınız? Tüneller kapatılıyor ya Erdoğan Bey'e. Hangi tünel? Tün, Lebazım tüneli. 70 dakikalık yolu 5 dakika düşecek tünel kapatıldı. 202 trilyon para harcanmış tünel kapatıldı. Niçin ya. kapandı? Reklam yapılmaz. Yerin altında reklam yok çünkü. Yani. yani bunun bir anlamı var mı? Ne dedi? Bilmiyorum. Burada diyor 70 bin araç geçecekti diyor. Ben bu parayı niye harcayayım diyor. Ya niye harcıyorsun? Niye yapılmış tünel, işi bitmiş tünel niye kapatıyorsun? Biz sonra bunu çok fazla dillendirince kapattım, kapatmadım, ben kapatmadım, firmayla görüştüm demeye başladı. Levazım tüneli kapatıldı ya. Levazım tüneli kapatıldı. 70 bin aracın geçeceği tünel kapatıldı ya. 50, dakika, şey, 50 bin aracın geçeceği 70 dakikalık yolu 5 dakikaya düşecek tünel kapatıldı ya. Var mı Yeni bir... Ben? Yeni ne? bir alanımızdan birkaç soru var. Onları tamam. isterseniz aktarayım. Yeni bir sorun. alan açmadan bu olmaz. Ee, i̇zleyicilerimizden gelen sorular var. Göksu'ya sorun var başlığı Buyurun. altında. Ee, bir izleyicimiz diyor ki, Askıda fatura kampanyasıyla e, yüzlerce kişiye, hayırseverlerden, ihtiyaç sahipleri, vatandaşlarımızdan e, destekler geldi diyor. 98 milyon destek oldu. Böyle bir kampanya Şimdi neden bakıyorum. parti döneminde yapılmadı diyor. Nasıl yapılmadı? Askıda o, var mı? Çok var. Çok var. Biz bunların reklamını şöyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde biz bazen faaliyet raporunu Gürkan Bey dinlerken böyle şey yapıyoruz. Biz bunları faaliyet olarak bile saymazdık yani. Efendim şöyle yardım yaptım, böyle yaptım. Biz bunları hiç söylemezdik. Bizim hiç gündemimizde olmazdı bunlar. Bunlar bizim rutin faaliyetlerimiz. Rutin faaliyetlerimiz olarak devam ederiz. O aslında faturaların nasıl ödendiğini biz çok iyi biliyoruz. Ama İşin ruhi itibariyle doğru bir iş olduğu için eleştirmek istemiyorum. Ama onların nasıl olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Nasıl ödeniyor faturalar? girmek istemiyorum. Niye ama? Neden girmiyorsunuz? Ya aslında faturaları kimler ödüyor? Gitsin baksınlar. Kim ödüyor efendim? Kim ödüyor? Gitsin baksınlar görürler. Yani bunlar bu tip bu tip bu tip, şeyler, ama? bu tip, bu, ben tip, bu tip şeyler, bu tip, bu tip şeyler elbette doğru ruhu itibariyle Ay, doğru bir şey. diyor ama ben onu anlamam. Bu bu tip şeyler, ruhu itibariyle doğru şeyler. Daha e bir organizasyon, reklam organizasyonu daha var. Daha sayın başkan daha açık soralım. Yani şu an Pierre Pierre bu? başkan başka bir iddiada bulunuyor ama anlatmamak lazım. Hayır o, onu Ne demek Bak, onu, bu bir PR malzemesi diyor. Yani burada insanlar normal insanlar Aa, yani Dürkan Acı Deniz söyle, yardım sö etmiyor. Söylediğim şey şu. Topluca gidiyor birisi parayı. Topluca para gidip diyor. birisi yatırıyor. Söylediğim şey şu. Söylediğim şey şu. Bunlar bir belediyenin rutinde yaptığı şeyler. AK Parti belediyelerin büyük bölümü zaten bunların hepsini yapıyor. Ha bunları biz iletişim konusu olarak haline getirmedik bugüne kadar. Niye? Ya bunlar özel şeyler yapılır geçer gider. Ruhu itibariyle aslında fatura doğru bir iş. Ruhu itibariyle doğru bir işi farklı boyutuyla eleştirerek güdük kalmasını istemem. Bırak devam etsin. İBB çalışanlarının zam oranını merak ediyorum ben. Ne zaman açıklanır, açıklan, bir Bunlar rakam, sözleşmeleri bitti diye mu? biliyorum. Sözleşmeleri bitti diye biliyorum ben. Yani İBB'nin e, sözleşmelerinin bittiğini biliyorum ben. Ee, bir Çalışanlar açısından mı diyorsunuz? çalışanların tabii Yani e, bizler İBB'nin sözleşmelerinin büyük bölümü yanlış hatırlamıyorsam Temmuz'da bütün belediyelerle beraber bitti diye biliyorum izleyicimiz sormuş yol bulvar bağlantı yolları yapılmamış dedi ama ben şu anda sadece Google'da yazarak 3 tane buldum diyor. E, Ailesi... Maltepe baş, başı büyük Samandıra yolu tamam. tamamlanmış. Bir tanesi e, Esenyurt Belediyesi'nin trafiğini rahatlatan yeni yol çalışması. E, diğeri de Kadıköy trafiğine yeni neşter başlığında 3 tane haberinde de kepsine gönderdim. Tamam. Tebrik ederim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi koskoca 16 milyonluk kent 3 tane kavşak yapmış. Hayır, bulabildiğim <laughs> bu diyor efendim. Yok efendim. Bulabildiğim bu diyor. Onlar da bakın hepsi bizim dönemde başlayan projelerdir.